Benim konum Osmanlı'dan günümüze azınlıklar ve itibar ve sorumluluklar. Şimdi bu münazaratın bu bölümünde üç soru aslında dikkat çekiyor. Onlardan bir tanesi o bölgedeki insanların haleti ruhiyesini anlamak açısından önemlidir bu sorular. O sorulardan bir tanesi Nevzat Hocam cevabını Nevzat Hocam onu müzakere etti. Saif arzdan silelim, yok edelim şeklinde Ermenilere dönük bir efendim soru var. İkincisi Ermeni fedaileri o kadar fenalık ettikleri halde şimdi en muteber oldular diyorlar. Üçüncüsü de bunların askerlikleri nasıl olacak? Yani gayrimüslimlerin askerlikleri nasıl olacak? Bu üç soru üzerinde dolaşıyor. Tabii bunları cevaplayabilmek için belki biraz öncesinden bahsedip bizim de konu başlığımız olan Osmanlı'dan günümüze azınlıklardan bir parça bahsedelim. Ama en sonunda bu üç özellikle birincisi müzakere edildiği için ikinci ve üçüncü konu üzerinde duracağım. Biraz önce Kenan Hocam'ın ifade ettiği gibi aslında İslam dünyasındaki pratikler Hazreti Peygamber zamanındaki bir takım uygulamaları temel alarak şekillenmiş. Bir arada yaşama modeli olarak da elimizde önemli bir model Hazreti Peygamber'in Medine şehir devletinde kurmuş olduğu o idari sistemdir. Yani Medine vesikasıdır. Medine vesikası Müslüman olmayanlarla, Yahudilerle yapılan bir anlaşma ile o arada bir arada yaşama, savaşta ve barışta nelere uyulacaksa onun kurallarını belirleme şeklinde olmuştu. Bu sonraki yıllardaki İslam devletleri tarafından örnek olarak görüldü. Hatta işte ehli zimmenin hukuku fıkıh kitaplarının önemli bir meselesi olarak sonraki yıllarda hep tartışıla geldi. Buradan hareket ettiğimiz zaman sonraki İslam devletlerinden Osmanlı döneminde Hazreti Peygamber zamanında bu Medine'de kurulmuş olan sistemin benzer nitelikte devam ettirdiğini gözlemliyoruz. Kuşkusuz önceki devletlerde de onun benzer uygulamaları vardı. Neydi bu? İşte gayrimüslimlerin hakkını, hukukunu koruyan bir sistem. Bunu biz millet sistemi olarak ifade ediyoruz. Yani Osmanlı klasik çağında her din sahibinin yani Ortodoks Hristiyanların, Katolik Hristiyanların, efendim Anglikan Hristiyanların, Yahudilerin vesairenin hepsinin dahil oldukları farklı efendim milletlerden oluşuyordu. O milletler, millet kavramıyla da burada anlatılan o dini topluluklar idi. Osmanlı millet sisteminde etnik bir paylaşım, bölüşüm yerine dini temelli bir millet sistemi oluşturulmuştu. Ve Osmanlı padişahları efendim Yahudileri rahat ettirmek için, Hristiyanları rahat ettirmek için ve diğer din mensuplarını, mezhep mensuplarını rahat ettirmek için birçok ferman yayınlamışlardır. Hristiyanlarla mesela bu konuyla ilgili en çok yoğunlaşılan konulardan bir tanesi de tarih boyunca Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki çatışmaları çözmek için Osmanlı padişahlarının çok sayıda fermanları vardır. Özellikle Hazreti İsa zamanından ve sonraki bir takım pratiklerden dolayı Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki çatışmaları çözmek adeta Osmanlı padişahlarının bir vazifesi gibi olmuştur. Bilhassa Osmanlı millet sistemi içerisinde her mezhep sahibi, efendim her din sahibi özgürce inançlarını yaşayabiliyorlardı. Ancak bazı ritüeller vardı, onlara uymak durumundaydılar. İşte pratikler, kıyafetler vesaire gibi bir takım her milletin kendisine özgü yaşam biçimleri vardı. Bununla birlikte diğer milletlerle iyi ilişkiler kurarak
yaşamışlardı. Osmanlı millet sisteminin belli bir zaman sonra, daha doğrusu modern dönemde bir takım değişikliklere uğradığını gözlemliyoruz. Modern dönemde artık bütün dünyada var olan ve biçimlenen modern argümanlar Osmanlı sisteminin içerisine de girmeye başladı. Özellikle 19. yüzyılın başında işte Sırpların ve Rumların isyanıyla başlayıp da azınlıkların Osmanlı Devleti'nden bir bir özerk ve bağımsız olma durumuna gelmesi ve dünyadaki bir takım gelişmelerin Osmanlı'yı etkilemesi bazı yeni tedbirler almayı zorunlu hale getirdi. Daha doğrusu dünyadaki genel eğilimin etkisine uymayı Osmanlı Devleti'ni kurtarmanın bir yolu olarak gördüler. O da 19. yüzyılda özellikle ikinci yarısından itibaren gayrimüslimleri çok ilgilendiren bir kavram ortaya çıkardı. Nizamnameler. İlki Lübnan'da gözlemlendi. Orada uygulandı. 19. yüzyılın ikinci yarısı 1861. Lübnan'da karışıklıkları bir türlü çözemeyen Osmanlı bürokratları işte Lübnan Nizamnamesi diye meşhur olan nizamnameyi ortaya çıkardılar. Oradaki Dürzilerin, oradaki Marunilerin efendim bir arada huzur içinde yaşaması için insanların üzerinde konsensüs ettiği bir metindi. Osmanlı Sadrazamı da buna öncülük etmişti. Daha sonra bu Lübnan Nizamnamesi diğer azınlıkların hepsinin efendim talep ettiği bir konu haline geldi. Ermeniler, Rumlar, Anglikan efendim Hristiyanlar, Ortodoks Hristiyanlar, Katolikler, Osmanlı Devleti'ndeki milletler, cemaatler her birisi artık anayasal olarak kendilerini ifade etmek için bazılarının da anayasa dediği, anayasaya benzer maddeler içeren cemaatin nasıl işleyeceği, nasıl çalışacağını, efendim mekanizmalarının nasıl yürüyeceğini anlatan nizamnameler ortaya çıkmaya başladı. Nizamnameler döneminde gayrimüslimler aslında Fransız ihtilaliyle de kendisini gösteren modern efendim kurumlar kazanıyor gibi görünseler de aslında bu nizamnamelerde gayrimüslimler kendilerini Osmanlı Devleti'nden yavaş yavaş sıyırmaya ve özerk ya da bağımsız olma yolunda adımlar atmaya da başladılar. Bu süreci belki 1861'den yüzyılın sonuna kadar, hatta bir sonraki yüzyılın başına kadar devam eden bir süreç olarak görmekte mümkündür. Yani Yunanların, Rumların 19. yüzyılın ikinci çeyreğine girerken bağımsız olmalarından itibaren yüzyılın sonuna kadar bu nizamnameler artık onların bağımsız olmalarını sağladı. Yüzyılın sonuna geldik. Ermeniler efendim ve diğer unsurlar Osmanlı Devleti'ne karşı daha başarılı, daha düzenli bir takım faaliyetlerde bulunmaya başladılar. Onun temeli komitecilik üzerine kuruluydu. Kulüpler kuruyorlardı, komite teşkilatları kuruyorlardı. Ve bu yolla Osmanlı Devleti'ne karşı kendi konumlarını güçlendirmeye çalışıyorlardı. Bu süreçte bildiğiniz gibi Jön Türklerden azınlıklar özellikle 1902 ve 1907 Jön Türk kongrelerinde oturdular masa başına ve bir anlaşma yaptılar. Dediler ki işte Abdülhamid'i tahttan indirmek için sizinle anlaşalım. Jön Türklerin o zaman istediği temel konu da şuydu. Abdülhamid'i 2. Sultan 2. Abdülhamid'i tahttan indirelim ve meşrutiyeti ilan edelim. Böyle bir ortamda azınlıklarla anlaşma yapma eğilimine girdiler. Ve bahsin etmiş olduğum kongrelerde böyle bir konsensüs sağlandı. Daha sonra meşrutiyet ilan edildi.
Bediüzzaman Hazretleri meşrutiyet ilan edildikten sonra Ermeni fedaileri o kadar fenalık ettikleri halde şimdi en muteber onlar oldular derken işte bunu kastediyor. Yani geçtiğimiz dönem içerisinde meşrutiyet öncesinde İstanbul'da ayaklandılar, Van'da ayaklandılar, Adana'da ayaklandılar, ülkenin dört bir yanında ayaklandılar. Pek çok Müslümanı katlettiler ve buna rağmen muteber bir adam oldular diyor oradaki soran kişi Bediüzzaman Hazretleri'ne. Bediüzzaman Hazretleri bu soru gelirken zihnindeki arka plandaki var olan konu bu. Yani Jöntürk işte biraz önce de kısmen bahsedildi. Jöntürk ihtilali yapılırken işte beraber hareket ettik. İhtilali biz kazandık gibi havalara girmeye başladılar Ermeni komiteciler. Ve biz hürriyeti biz getirdik demeye başladılar. Bediüzzaman neden hürriyeti biz işte askerimizin süngüsüyle ve milletimizin gücüyle kazandık diyor. İşte bundan dolayı. Ve buna karşı çok ilginç Bediüzzaman'ın o zaman Ermeni fedailerinin muteber olmaları meselesine söylemiş olduğu şey bugünkü toplumları anlamak açısından da çok önemli. Şöyle diyor. Buhar menfez bulmadıkça zelzele verir. Yani sosyal hadiselerde rahatlatan bir hava, bir boşluk olması lazım. Oradan rahatlaması lazım ki herkesin birlikte yaşayabileceği huzurlu bir ortam olsun. Ve gayrimüslimlerin de efendim bir takım isyan girişimlerine tevessül etmemesi için bir rahatlama olsun. Bunu bir Ermenilerin efendim birlikte hareket edilmesi, onların daha sonra hürriyeti ilanında katkıların olması, onlara itibar edilmesi, onların bir anlamda o kapalı kutu içerisinde buharın menfez bulup rahatlaması şeklinde değerlendiriyor. Tabi bu üzerinde daha çok konuşulabilir ama bir konu daha var, ondan da kısaca bahsedip bitireyim. Orada bahsedilen konulardan bir tanesi de askerlik meselesi. Askerlik meselesi bildiğiniz gibi 100 yıldır tartışılan bir konu. Yani bu bahsin açılmasından 100 yıl öncesine kadar mazisi giden bir konu. Tanzimat fermanında askerliğe adalet getirilmeye çalışıldı. Islahat fermanında askerlikle ilgili hükümler kondu. Hani 1856 Paris Anlaşması'ndan sonra ilk kez gayrimüslimlere efendim biraz önce tartıştı hocalarımız gavur demenin yasaklandığı ferman, ıslahat fermanı. Orada askerlik meselesi gündeme geldi. Ve Tanzimat fermanı ile fermanında gayrimüslimlerin de askerlik yapmasına izin verildi aslında. Onlar da askerlik yapacaktı. Fakat sonraki yıllarda ne gayrimüslimler askerlik yapmaya yanaştılar ne de Osmanlı bürokratları gayrimüslimleri asker ocağına almaya tevessül etti. Bundan dolayı bu askerlik meselesi sonraki yıllara hep kaldı. Aradan Tanzimat döneminden sonra efendim Abdülhamit dönemi, Meşrutiyet dönemi yarım asra yakın bir süre geçti. Ve ilk kez Meşrutiyet döneminde gayrimüslim çocuklarının askere alınmasına dair uygulama başlatıldı. Şimdi bu soruyu niye soruyor oradaki vatandaş? Çünkü gayrimüslimlerin çocukları bugüne kadar askere alınmıyordu. Aslında 50 yıl öncesi kararları var, uygulanmamıştı. Ama şimdi uygulanmaya başlandı. Neden gayrimüslimlerin çocuklarını askere alıyorsunuz diye Jöntürklere aslında biraz eleştiriyor. Onun neden alınması gerektiğini Bediüzzaman Hazretleri burada sıralıyor. Tabii bu noktada şunu da belirtelim. Gayrimüslim çocukları askere alınmaya başlanıyor, evet. Pratiği ilk kez Meşrutiyet döneminde ama teoriyi Tanzimat'a kadar gidiyor. Meşrutiyet dönemindeki bu pratikte nasıl oluyor? Mesela Ermeni çocukları askere alınıyor. Ama muharip güç olarak kullanılmıyor. Daha çok amele taburlarında ve yan hizmet kollarında çalışıyorlar.
ve biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sırasında da Ermenilerin efendim bir isyan girişimi olunca Ermeniler oradan bir kaçma yoluna gidiyorlar. Bulhassa Bediüzzaman Hazretleri Meşrutiyet döneminde çok tartışılan üç önemli konunun müzakeresini yapıyor burada. Bunlar belki çok daha ayrıntılı ele alıp incelenmesi gereken konular. Tekrar o konuları söyleyip bu oturumdaki konuşmamı bitirmek istiyorum. Birincisi Nevzat Hocam'ın üzerinde konuştuğu işte Ermenileri tarih sahnesinden silelim, yok edelim. O zaman Cüneyt Türklerin de içlerinde bunu konuşan insanlar vardı. İkincisi efendim Ermeniler neden muteber oldular? Buydu. Üçüncüsü de bu gayrimüslimlerin askerliği meselesiydi. Onlarla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunduk. Teşekkür ederim. Şöyle, Osmanlı'da huzur içerisinde yaşayan gayrimüslimleri elbette dünya konjonktürü etkiliyor bir şekilde. Hürriyet ve meşrutiyet gibi kavramlar bağımsızlıklarına, çalışmalarına vesile oluyor. Süreci hızlandırmada ekonomik sıkıntılar ve gayrimüslimlerin avantajlı durumu da acaba etkili olmuyor mu? Bu konuda ne düşünürsünüz, ne söylemek istersiniz? Şimdi ekonomik etkenler gayrimüslimlerin ayaklanmasında önemli bir faktör. Bildiğiniz gibi 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti Batı kapitalist sisteminin etkisine girmiştir. Ve Batı kapitalist sistemine etkisinde sürekli mal satın alan ve üretim sürekli düşen bir konuma gelmiştir. Yüzyılın ortalarına doğru 1838 yılında yapılan Baltalimanı Anlaşması'yla Osmanlı Devleti içerisindeki ticareti bütün haklarından İngiliz tüccarlar yararlanmaya başladı ve bunu kısa bir süre içerisinde bütün dünya batılı devletler elde etti ve şöyle bir konum ortaya çıktı. Osmanlı topraklarında ticaret yapma imtiyazını elinde tutan bazı yerli tüccarlar, özellikle orduya ve kritik efendim mallarda inisiyatif kullanan bazı yerli tüccarlar artık 1838 Baltalimanı Anlaşması'ndan sonra bu inisiyatifini kaybettiler. Devlet de kaybetti ve bütün inisiyatif İngiltere başta olmak üzere Batı devletlerinin eline geçmiş oldu. O tarihten sonra bilindiği gibi Osmanlı Devleti Batılı tüccarların bir anlamda at koşturduğu meydan haline geldi. Böyle bir durum gayrimüslimlerle bu tüccarların iyi iletişim kurmasından dolayı gayrimüslimden tüccar olmasına ve tüccarlıkta ilerlemesine neden olurken Müslüman ahalinin o alandan tamamen elini eteğini çekmesine neden oldu. Özellikle ahirlik teşkilatının son kalıntıları olan küçük esnaf, zanaatkar vesaire Batı'dan daha ucuza gelen mallardan dolayı dükkanlarını kapatmak zorunda kaldılar. Daha ucuz halı, daha ucuz kumaş, efendim daha ucuz bir takım zanaat eserleri, makineler vesaire Batı'dan gelince yerli üretim hemen hemen çok azaldı. Bundan dolayı Osmanlı Devleti mali olarak çöküntüye doğru yaklaşırken ticari inisiyatif de tamamen gayrimüslimlerin eline geçti. Bunlar kendi kurulacak ve kurmayı düşündükleri devletlerin finansörlüğünü yaptılar. Netice itibariyle Balkanlardaki bütün efendim devletlerin finansörlüğünü yapan bu tüccarların eliyle isyanlar çıktı ve bu devletler kuruldu. Bulhassa gayrimüslimlerin son dönemdeki zenginleşmiş olması bu devletlerin kurulmasında önemli bir katkıda bulunmuş oldu. Teşekkür ederim.